da ne biliyor musun? Ben yıllardır cidden şaka maka biriktiririm bulduğum tüylerim. Karşıma çıkan yolda, balkonda, arabada, hatta bir keresini unutmam Beşiktaş'ta yürüyorum. Yukarıdan bir tüy geçiyor, böyle beyaz açık renk bir tüy. Karşıdan karşıya geçip aynı bu şekilde. Tüyün peşinden gidiyordum. Daha eskiden bir şey okumuştum. Ya şamanizmle ilgili, mitolojik dinlerle ilgili falan okumalar yaparken tüylerin anlamlarıyla ilgili hoşuma gitti. Tüy de zarif bir şeydir ya, kuş, özgürlük falan böyle. Kuşun zarafeti, kuşun naifliği falan. Tabii bazı kuşlar da var ki naiflikten pek bahsedemiyoruz. Güç isim geliyor onlardan. Ondan bahsederiz şimdi. O zamandan beri gördüğüm tüylerin peşine düşüyorum. Alıyorum. Gördüm, bugün bunu gördüm demek ki böyle bir şey olacak değil de yanıma da alıyorum. Zaten aslında öyle bir şey de varmış. Şamanlar da mesela al koy cüzdanına, at cebine falan diyorlarmış. Oradan herhalde bu bir kısmı. Bunun içi gerçekten envai çeşit hayvandan tüylerle dolu. Sadece karşılaştıklarım sokaklarda falan. Sonra aklıma geldi. Geçen gün yine yolda yürüyorum. İnanılmaz güzel bir tüy çıktı karşıma. Hatta o da bak telefonun kılıfındaydı. Bakalım işte burada. Böyle bir basamak çıkmıştım. Basamağı çıkar çıkmaz orta yerde bu böyle zarafetiyle karşıma çıktı. O sırada günümüz modası olduğu üzere hemen bir story attım bununla ilgili. Dedim ki şamanlar der ki açık renk tüy şöyle şöyle, koyu renk tüy böyle böyle, üstünde ufak lekeler olan bu tüy neydi? Böyle yazdım, çok ilgi çekti. İnsanlardan mesajlar geldi falan. Sonra aklıma geldi, anlatalım bunu. Sırf anlatmakla kalmayalım, bu tüylerden bir fular yapalım. Hem erkeğin hem kadının kullanabileceği gibi hediye. Hem yapmayı öğretelim, siz birilerine yapıp hediye edin. Hem de biz yaptığımız fuları size hediye gönderelim. Bugünkü konumuz bu, tüyler. Ve benim kimseye vermeyeceğim kıymetli tüylerim. Ama tam senin için olan bir şey bu. Dünyanın malı değil. Tüylere benim tüylerim diye atlıyor. Bugün ama bak gördüğün gibi bardakla içiyorum. Olduğumuz yeri ayıp etmemek için. Burada misafiriz. Onların bardaklarıyla içelim. Dur bakayım reklam var mı? O zaman ben malzemeleri anlatmakla başlayayım. Evet. Geliyor. Şal. Bir tane şal kumaşı. Ben bu rengi neden seçmiyorsun? Doğaya çok yakın bir renk o yüzden. Yeşil ve siyah iki tane kumaş boyası. Bir parça sünger. Boyayı kullanmak için bir tane tabak ya da düz herhangi bir şey içine boya dökeceğiz. Maket bıçağı. Farklı desenler ve tüy çıktıları. Bunları bulmak için internete vektör tüy yazarsanız çıkıyor. Vektör şeklinde hazırlanmış tüy görselleri var. Onlar çıkıyor. Ben çizerim diyen varsa da buyursun çizsin, helal olsun derim. Ama bugün hazır şablonla yapacağız. Şimdi bunlardan mı? Evet. Bunları kopyalayacağız dedim. Evet, kopyalayacağız ama bu kez farklı bir yöntem kullanacağız. Stencil tekniği diye bir teknik var, onunla yapacağız. Stencil tekniği? Evet, ben stencil tekniği. Aydınlatır mısın sizce? Aydınlatacağım, aydınlatacağım, bekle. Formasyonuz ne acaba? İti olabilir. Galiba iti. Tabii ki her zamanki emektar, seyahat itimiz. Her yerde işimizi görüyor. Yine burada da en son boyayı sabitlemek için hatırlarsanız. Hatırlarsak tersinden. Yüksek ısıda altına bir şey koyarak ütü ısınıyor. Tersten ütülüyoruz. Yine içten bir şey koyacağız. Aynı kağıdı koyabiliriz. Ütü boyanın sabitlenmesini sağlıyor. Hediye ettiğimiz kişiye de suçunu diyeceğiz. 40 derecenin üstünde sakın yıkama. Hmm. Bu el yapımı hassas bir şey. Pek yıka. Hatta mümkünse elinde yıka. Birazcık özen gösteresin canım. Hediyeyi alan da biraz özen göstersin. Bunu sabitledik. Başlıyoruz. Unisex olacak. Unisex olacağı konusunda sadece garanti verebilirim. Erkek de kız da kullanabilecek bunu. Çünkü biliyorsun fular güzel bir aksesuardır. Özellikle aksesuar konusunda çok zorlanan erkekler için fular böyle yine kurtarıcı aksesuarlardan bir tanesidir. Fakat cesaret ister. Çoğu erkek kullanamaz. Kombini patlatan bir şey. Çok elbiseyle çok severim. Öyle mi? Gündelik hayatta biraz zorluyor insanı. Evet, her yerde uydurmak zor oluyor. Doğru ama zaten giyimin güzelliği de o değil midir? Ortama göre tarzını belirlersin, öyle gidersin. Senin dediğin biraz da kaşkol da oluyor kışın. Evet, kaşkol da oluyor dediğim doğru. Ama fular da kullanılabilir. Fular da güzel oluyor. Çok inanılmaz yani güzel fotoğraflar var ya. Bazen görüyorum modellerin üstünde falan. Ya da model gibi abilerimizin üstünde. Diyorum ki maşallah. Maşallah. Yakıştıran, kendine çok güzel yakıştırıyor arkadaş o kadar. Kızlar zaten kullanır ama erkek olarak cesaret edip fular kullanıp bunu da kendine yakıştırabilene kızlar olarak 100 puan veriyoruz. Gizli bilgi verildi kızlar hakkında, flör takan erkekler. Hayır. Bunu yapıp da bunu yakıştırabilen, bunu taşıyabilen, gerçekten hani yapan. Yoksa flör takan erkekler diye bir bilgi. Bütün kızlar adına asla böyle bilgi veremem. Hatta kendim adına da böyle bilgi veremem. Yanlış. Ama sen burada bırakayım değil mi muhabbet? Ben şunu yapayım. Ne alaka değil mi? Flör takan erkeklerden hoşlandığımı falan söylüyormuşum bir anda.
kuşuyla mı başlayacağız? Değil. Bu hangi kuşun tüyüymüş ya kocaman? O evet, büyük bir kuş. Bir şey değilmiş bu. Aynen, belli ki. Dev bir kuşumuzun. Bu da karşıma çıkmış bak bir yerde. Bir parkta bahçede düşmüştür önüme. Ya düşüren kuş hissetmiştir böyle parçanın gittiğini bir. Bu çıktılarımız vardı ya, bunları önce parçalara ayıracağız. Özlem'e bu konsantrasyon neye başlıyor? İyi yapacak olduğum şeyin güzelliğine. Bir de bana böyle bir hediye gelsin isterdim ya. Bunu birine hediye edecek olmanın verdiği keyif de var. Çok güzel bir hediye olacak onun. Evet. Çok tarz bir hediye olacak. Tasarım bir fülerdi yani. Bence de çok iyi. Hepsini kullanacak mıyız bunu? Bilmem. Bu yaprak kısmı içini boşaltacağız. Dev tüyün Allah oraya koymuş o. Saçını bağlayan insan da hiç görmüş müsündür hayatında bilmem. Çözülür canım, niye çözülmesin? En fazla bir saç yumuşatıcı saç kremine falan bakar yani. Sence bu saç çözülmüyor olabilir mi? O da imkan. Şimdi içini oyuyoruz. İçini oyduktan sonra kalan kısmıyla mı şey yapacağız, boyumuzu oraya? Nasıl yerleştirdin? Yapınca görürsün. Zaten video bunu öğretmek üzerine. Şimdi cevaplarsam anlatacak bir şeyim kalmaz değil mi? Yavaş yavaş yapacağız şimdi. Peki kullanacağımız bir teknikle, stencil tekniğiyle bu yaptığımızın tam olarak şeyi ne? Bağlantı. Ne? Desenin içini boşaltıp şimdi flora işleyeceğiz ya bunu. Stencil tekniği bununla alakalı yoksa tamamen bambaşka bir şey mi? Stencil tekniği bu. Yani negatif ve pozitif ikisinde de aslında baskı yapmış olursun. Bir tanesinde var olan şekil oraya aktarılır birebir. Bir tanesinde düz kalıbın içinden o şekil çıkartılıp oradaki o boşluk yine şekil olarak oraya aktarılır. Dişi erkek, negatif pozitif. Daha önce yaptığımız hani baskı vardı ya, yaprağı alıyorduk. Olduğu gibi. Önceki videolarda. Aynen. Birebir doğal yaprakla yapıyorduk. Ama şimdi bir tüy resmini boşaltıp sadece onun oluşturduğu boşluğun içini boyayla doldurup yine çok kolay bir şekilde bir yere bir şey transfer edeceğiz aslında. Şimdi o göreceğim. Birazını da videoda ileride. Evet. Dur bekle azıcık beklesen çıkacak şimdi ortaya. Sabır işleri bunlar Can Bey. Sabır da benim en güçlü olduğum taraflarından bir tanesi biraz değil mi? Sorma. Kesinlikle hiç hayatta yani bu kadar sabırsız bir insan görmedim. İlk şablonumuz hazır. Yaprak yeter gibi geliyor bana. Baskıya heyecanlanıyorum. Bunları yetmezse ekleriz. Tamam. Bence de. Termos şu an trip atardı ama buralarda yakınlardım. Atardı. Termos o yüzden direkt evde bıraktım. Ayıp olmasın. Mekanın kendi kahvesi de güzeldi. Hayır, mekanın kahvesini alıp termosa koyabilirdim. Yine ayıp olurdu. Arada bardaktan. Fuları açalım. Fuların uç kısımlarına bu yaprakları basacağız. Boya alalım önce. Siyah ve yeşil. Siyahla başlayalım. Bir tane yaprak şablonumuzu alıyoruz. Mesela buraya koyalım. Uçan bir yaprak olsun. Sonra şimdi geri alıyoruz. Boyaya batırıyoruz. Biraz fazlasını aldıktan sonra kağıdı sıkıca tutup parmağımızla bunun üstüne süngerle bastırıyoruz. Şimdi de kağıdımızı kaldırıyoruz. Nasıl? Mükemmel. Çok keyifli değil mi? Hadi bunu hazır elimize geçirmişken birkaç tane daha yapalım. Bir tane de burada olsun mu? Nerede? Burada. Evet. Süngerin üstündeki boya hala kullanılabilir. Bakalım. Bir tane de şuraya. Can,
Can, tüy sembolizmi aslında o kadar yaygın ki birçok kültürde. Acayip bir simgesellik içeriyor. Farkında mısın bilmiyorum, masallarda, mitlerde, hatta günlük hayatta da benzer şekillerde sembolize ediliyor. Birinden farklı masallarda, kültürlerde. Doğru. Benzer bir kapıya çıkıyor anlattıkları ya da hikaye dokunuşları. İlk çağlardan beri yaygın bir inanış. Çünkü kuş herhaldeki uçmasından, gökte dolaşmasından, tüyünde gökten gelen bir haber oldu. Tüylere, şimdi ilk çağlardan beri hani inanç sistemini biliyorsun az çok, göklerden gelen bir haber muamelesi de yapılmış. Aslında öyle bir sembolik anlam taşımış genelde. Başka bir şablona geçtim bu arada. Son zamanlarda da bizim bu hem astroloji hem de psikoloji danışmanları var ya, hani böyle özel butik Instagram'dan falan danışmanlık veriyorlar. Tüyü birazcık melek anlamlarında falan da kullanıyorlar. Bilmiyorum, inanış hani bir şey de diyemem de. Başka kültürlerde de yüklenmiş aslında da. Yani en nihayetinde herhangi bir şekilde karşına bir tüy çıkması göksel bir mesaj anlamı içeriyor. O zaman biraz da yeşilli mi yapsak? Olur. Bize buraya bulaşacak. Hatırlıyorsun. Buraya da yeşil sıkalım. O gökyüzünde uçan kuşların da göklerden gelen haber falan değil mi? Ruhun sembolü olarak görülüyor tüyler. Gökyüzünden gelen bir mesajın, bir ruhun. Bir de tabii şey, sanatsal manada da bakarsak aslında gelen ilhamı da, ilhamı ya da rehberliği de temsil ediyor. Spesifik anlamları da var bazı inanışlarda tabii. Ben de şuraya yeşil yapalım. Kocaman tüyü şuraya yapalım hadi. Ha, içini boş bir lastik yapıyla dediğin gibi güzel oldu. Evet. Boyutlu boyutlu oldu değil mi? Peki şey, hangi kuşun tüyü olduğunun da başka bir mesaj verdiğini biliyor musun? Mesela baykuş tüyü ise birazcık bilgeliği simgeliyor. Güvercin ya da kumru, aşkı ve dostluğu. Karga ataları malum. Deniz kuşları da genelde karabatak gibi. Başka ne var deniz kuşu? Martı olabilir, albatros olabilir. Albatros, biraz evet. Büyük oldu galiba. Onların tüyleri duyguları temsil ediyor. Öyle inanılıyor. Böyle kartal gibi doğan gibi kuşların tüyleri gücü mü simgeler o zaman? Evet, tam da öyle. Biraz da böyle daha arkaik toplumlarda da kuşların tüylerinin ruhu temsil ettiğine inanılıyor. Hatta ölenlerin arkasında onları sembolize etmesi için mağara duvarlarına kuş tüyü çizilmiş. Hani bu işte kazılarda falan da ortaya çıkıyor. Arada karşılaşıyoruz ya. Sana sevgimi göstermek için yanaklarından iki tane makas alacağım. Gelsene. Bunlar yeterli sanki. Ne dersin? Şalın diğer tarafını çevirelim. O aşağıda da kuşların muhabbeti var. Siz orada aranızda muhabbet ediyorsunuz, biz burada size anlatıyoruz. Kaç çeşit var? Martı var, karga var. Hepsinin tüyünün de ayrı anlamı var aslında, biliyor musun? Aslında kuşlar doğada doğa iyileri, yani ruhları gibi algılanmışlar genelde. Hani demişler ki karşımıza çıkan bir kuşun tüyü de bize işte doğa tarafından verilen bir mesajdır aslında. Ama hepsi tabii aynı mesajı barındırmıyor. Mesela siyah tüy. Bakalım. Ha, burada var. Şamanlara göre sana dikkat ediyoruz anlamına geliyormuş. Yani koruma altındasın gibi. Ama yine bazı inanışlara göre de hani siyah tüy bazı kültürler kötü olabilecek bir şeyin habercisi. Hani aklında olsun, kötü, olumsuz bir şey olabilir, dikkat et gibi de anlamlandırmışlar. Mesela bakalım. Beyaz tüy. Beyaz tüy için demişler ki şu anda burada senin olduğun yerdeyim ben. Yani iyi bir ruh. Diyor ki o anlarda dilek dileyin. Çünkü diyor iyi ruh sizinle. Tabii yine aynı siyah tüy gibi beyaz da bazen gelecek iyi haberi, gelecek güzel bir şeyi temsil edebiliyor. Başka. Aa, siyah beyaz tüy var mesela. Bunun mesajıysa değişiklikler yolda. Hani diyor ki biraz daha sabırlı ol. Ya da, dikkatli ol anlamına da gelebilir. Yani iyi bir haber gelecek ama hani dikkat et, kötü bir şey de olabilir. Başka senin merak ettiğin var mı? Kahverengi tüyler de var. Kahverengi. Kahverengi tüy de şu anda karar verme diyormuş aslında. Seni çok daha iyi bir karar bekliyor şamanlara göre. Mesela gri tüyler de var bazen karşılaştığımız. Gri tüyün mesajı da hayatının düzene girmesi gerekiyor. Bak bu şekilde yoruluyorsun gibiymiş. Bir de üstünde böyle benekler olan noktalı tüyler vardı. Bakalım bulabileceğim mi bunların içinde? Birazcık böyle bunun gibi. Bu noktalı tüyler de geçmişi bırak diyormuş aslında.
yaygın inanışa göre tüyler diyorlar ki bulunduğu yerin enerjisini hafifletir. Hani yolda gördüğünüzde falan alın. Evinize götürün. Cüzdanınızda taşıyın. Çantanıza atın. Ama bulduğunuzda bırakmayın, hani alın. Hatta böyle evinize götürüp onları böyle saksıya dikin. Çünkü bilmem neden olmasın. Neye inanırsak o gerçek olmuyor mu? Tüyler gerçekten de belki bulunduğumuz yerin enerjisini hafifletiyordur. Çünkü inandığımız şey gerçek değil midir? Gerçeği biz belirlemiyor muyuz aslında inandıklarımızla? Ya gökyüzünün bilinmezliğinde takılırken iyi. Baksana tipe. Biz şimdi biliyoruz daha koca evrende. Küçücük de olsa neler var fikrimiz var. Eskiden öyle miydi ya? Gökyüzü bilinmez. Hani zemini az çok biliyorsun. Ayağın yere basıyor ya, biraz hakimsin. Bu gökyüzü ne geliyorsa oradan geliyordur herhalde diyor. Ödü kopuyor gökyüzünden. Bütün ilahi güç de oradadır diyor. İlahi gücün olduğunu düşündüğü yerde kuşlar dolaşıyor. Demek ki kuşlar da ilahi varlıklar. İnandıkları Tanrı'nın temsilcisi. Ya aralarından ayrılan ruhların her biri. Gökyüzü gizemli. Gökyüzünde uçan kuş çok gizemli. Kuştan düşen tüy Allah bilir ne anlama geliyordur. Ups. Taşıdın mı? Bulaştı biraz etrafa. Tamam, şöyle çözeriz, dur. En ilkel yöntemle. Galiba bitti. Bunlar emekçi elleri. Sanatçı elleri ya da emekçi elleri. Tasarımcı elleri. Bilmiyorum, pis insan elleri tek de. Pis insan tarafı işte çatılarına da kadar söyleyelim yıkamaya çalıştığı zaman. Sokak çocukları gibi. Evet ama deli gibi yağmur yağıyor dün. Hava buz. Çatılardan sular akıyor deli gibi. Ellerimde yine boyalar yapmışım bir şeyler. Canla yürürken ben de birazcık çatının altına ellerimi geçtim, çatıların altına ellerimi tutup birazcık yıkamaya çalıştım. Ona gülüyor. Sanki gülemeyecek bir şey mi? Hani garip olan benim gülmemmiş gibi. Temizlik. Temizin yeri ve zamanı olmaz. Su zaten akıyordu. Ay bir de elim temizlemeye çalışıyor. Ama geçerken muhabbet esnasında böyle. Yani hem konuşuyoruz hem yürüyoruz hem ben böyle çatıların altından böyle geçiyorum. Avucumda suları biriktirip ova ova. Can da diyor ki Özden oradan çamurlu su akıyor. Dedim zaten pis, boşver. Yolda kendi kendine koptu gülüyor. Hayır, peki sonra elini o kadar temizledin ve gidip yerden tahta odun toplamışsın. Ağaç dalı bulup da. Ya şöyle bir şey oluyor, tamamen algıyla alakalı işte. Dışarıda sokakta bile yürürken gördüğümüz işe yarayabilir, bir şeye çevrilebilir parçayı. Yani bir ağacın kenarından, budanmış bir ağacın dalları, bir çöpün kenarından bazen, tabii leş gibi pislikten bahsetmiyorum ama işe yarayabilir herhangi bir şeyi etrafta gördüğümüz. Yani şöyle bir şey, eşya illaki para verilerek satın alınacak bir şey değildir bence. Bir şeyi dönüştürüp değiştirebilirsin. Birinin artık kullanmadığı bir şey ya da artık mesela ağaçtan kesilmiş bir dal, bir şeye dönüşüp işe yarar bir hale gelebilir yine. Dışarıda bir şey gördüğümüz zaman bir şey canlanırsa işte kafada aa falan deyip böyle onu alıyoruz. Dün de yine çatılardan işte akan suyla elleri temizledikten sonra ağaç dallarını sokakta eğilmiş topluyorduk da bayağı ilginç tepkiler aldık tabii. Ne yapacaksınız onları? Onlar çöp diye. Belediyeye bir an önce sanat muhabbet izlemelerini öneriyorum bu durumda. Budadıkları ağaçlardan bakın neler yapılacak yani. Bazıları böyle yerine çöpçü de diyor ama ben katılmıyorum. Isıyla bir kumaş boyaları kumaşın üzerine sabitleniyor. Tersini çeviriyoruz, tersinden ütüyü basıyoruz. Ya siz her halükarda bunun altına bir şey koyun. Sevdiğiniz birini mutlu etmek için bu hediyeyi hazırlarken çok sevdiğiniz başka bir eşyanıza zarar gelsin istemeyiz. Çünkü boyanın her zaman bulaşma riski var. Bunu iki kere mi söyledim? Boyanın bulaşma riski var. Üç. Ona göre aklınıza iyice kazınsın. Boyanın her zaman bulaşma riski. Diğer tarafını da ütüleyelim. Ya ne geniş konu değil mi? Tüyler, bulutlar, ağaçlar, doğadaki her şey, işte güneş, renkler, denizler, göller, inanç sisteminde hepsinin bir yeri var. O yüzden dalga geçiyoruz ya bazen inanç sistemleriyle, işte bunlar da buna inanıyormuş falan diye. Aslında biraz abuk değil mi? Bilginin olmadığı bir yerde kayıtsız şartsız bilinmeyen bir şeye inanmak zorundasın. Kendine onun içinden bilinir bir şey bulman lazım ki güvende hissedesin. Çünkü geldik gidiyoruz. Niye geldik, niye gidiyoruz, nereden geldik, nereye gideceğiz, ne yapacağız? Kesin kanıtlı bilgi yok elimizde. Bir şeye tutunmak zorundayız şurada. Bu vakti geçirmek için. Madem buradayız, madem geçireceğiz vakti, şimdi bir şey tutmasak kafayı yemek çok kolay değil mi böyle bir ortamda? O yüzden çağlar boyunca illaki bir şeye inanmak zorunda kalmışız. İşte tüyler gelmiş, önüne düşmüş, anlam aramışsın onun içinde.
Tüylerde bir de şey de çok güzel. Birbirinden farklı coğrafyalarda birçok şaman inanışı var. Türklerde var, Mezopotamya'da var, Kızılderililerde var. Tüylerin bir anlamı var. Değil mi? Bu o kadar böyle aynı zaman diliminde farklı coğrafyalarda birbirlerine asla haber olmayacak topluluklar aynı şeye inanabiliyor. Tabii yaşadıkları deneyimlere, inançlarındaki bazı farklılıklara göre anlamlar değişebiliyor belki tüylerin renklerini. Ama tüylerin bir anlam getirdiğine, mesaj verdiğine her zaman inanıyorlar. Kültürler genelde inanç olunca konu bir yerde bağlanıyorlar birbirlerine değil mi? Ortaklaşıyorlar. Bu hala son inanışlarda da öyle, ilk inanışlarda da öyleymiş. Senin verdiğin bir örnek vardı işte Mısır piramitleri. Mısır piramitleri, Orta Amerika'da İnkaların ve Mayaların yaptığı piramitlere bakıyoruz. Aynı dönemde birbirlerinin haberleri olmadığı şekilde aynı inançla güneşe bakarak neredeyse aynı motifleri çıkartıyorlar piramitler üzerinde. Değil mi? Bu da mesela başka bir inceleme konusu. Buradan da ister istemez acaba paralel evrenler var mı? Acaba aynı zamanlarda ya da farklı zamanlarda benzeri hayatları yaşadık mı, yaşıyor olabilir miyiz? İletişimimiz aslında sadece burada dünya üzerinde ayaklarımızın yere bastığı yer çekiminden ibaret mi? Yoksa acaba şu an farklı farklı bizler farklı farklı hayatların içinde miyiz? Ya da farklı zamanlarda farklı şeyleri yaşayıp tekrar tekrar mı döndük? Tekrarın içinde miyiz? Allah şunlar artık kanıtlansa ya, kanıtlansa. Tabii şunun merakından ben neymiş ya bir göreyim deyip ölmek isteyecek insan tanıyorum ya. Ki ben de bakıp gelsem o kadar yakınım ki. Ama mecbur dolduracağız buradaki süreyi. Yapacak bir şey yok. Bize bu konuda çok fazla bilgi verilmemiş. Tek bir şey var, bekleyin diyor. Sonrasında öğrenip öğrenmeyeceğiniz de meçhul. 56. kahvem oldu senin. Kaçıncı oldun? Biraz arka arkaya gitti bugün değil mi? Termosu yok değil mi? Aratmalı buradakiler için maşallah. Aa, gerçekten. Gerçekten kokusu falan çok güzel değil mi? 56. olunca biraz koku bile. Ne? Sıradan mı? Hiçbir zaman asla. Bakalım inşallahımız bitti. Böyle olabilir ki ben böyle yaparım. Böyle kullanabiliriz. İstediğimiz gibi kız ve erkek bunu istediğimiz şekilde kullanabiliriz. Çok şık, çok güzel bir aksesuar oldu. Bu şalımız bu hafta yine birine hediye gidecek. Videonun içinden şöyle bir soru gelecek size. Ben kafama kaç adet tüy taktım bu video boyunca? Bu sorunun cevabını yorumlara yazın. En çok beğeni alan doğru cevaba bu şal gidecek. Sonra bu şalın aynısından bir tane de kendime yapacağım ve bunu hiç kimseye göndermeyeceğim. Ay çok sevdim bunu. Daha var ya. Keşke bütün şeyi doldursaydık yapraklarla. Bunu var ya bak neler yaparım daha. Dur, bu bir başlangıçtı. Aa, her şekilde kullanılır ya. Böyle de çok güzel oldu. Şallar çok kullanışlı. Yani kızlara bunu öneriyorum. Erkeklere yapıp bunu kız arkadaşına hediye etmelerini öneriyorum. Kızlara aynı zamanda bunu yapıp erkek arkadaşlarına ve kız arkadaşlarına hediye etmelerini öneriyorum. Kendi arkadaşlarıma da kız ve erkek hepsinin bundan yapıp bana hediye etmelerini öneriyorum. Bir sonraki videoya kadar ev adresimi bilenler lütfen ev adresime göndersinler ya da elden getirsinler. Karşılığında bir kahve vereceğim. Can öğrendiysen. Bunlar hemen bir tane çalışmalara başlayayım. Büyük bir ihtimal 6-6 tür seni arasında. Hayır hiç yani sallama. Sen biraz önce bunu yaparken ne diyordun? Aslında ya yapılabilirmiş falan. Evet ben bunu denerim. Ama benim o yaprakları kesmem büyük bir ihtimal sadece bir senemi falan olur. Bir şey söyleyeceğim. Kesmek istemeyene yine alternatif var. Kırtasiyelerde lazer kesimi yapıyorlar birçok kırtasiyede. Lazer kesimle bunları çıktıya verirsin. Yaprakları sana lazer kesim keser. Yapışkanlı bir kağıda alırsın bunu. Sticker. Sticker kağıdının üstünde bunun kenarları kesik olacak ya. Sadece ortalarından yaprakları çıkartırsın. Yapışkanlı kağıdı alır bunun üzerine yapıştırırsın. İçlerini boyarsın. Sen yeter ki yapmak iste. Yapmak isteyip de ama ben şunu diyen varsa yoruma yazsın ona da cevabım var. Böyle yaparsınız derim. Yeter ki yapmak isteyin. Hem kendiniz için hem hediye etmek, sevindirmek, mutlu etmek için. Hediyeleşmenin ne kadar kıymetli olduğunu ancak hediyeleşmeye başladığınızda anlarsınız. Tamam hocam o zaman ben bunu yorumlara yazayım çünkü ben bunun yarısını unuttum. Yazılı olarak alabiliyorsan daha güzel olur. Ben sana bunu kapattıktan sonra tekrar anlatacağım. O zaman ilk kez söyleyeceğim. İlk kez söyleyeceğim. O zaman abone olun. Abone olun. Like atmayı unutmayın. Like at. Like atmak nedir ya? Beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar beğen butonuna çöküyoruz son. Çöküyorum. Artık çöker misiniz? Abonur musunuz? Yüklenir misiniz? Ne yaparsınız bilmiyorum ama başka bir şey daha var. Bir şey daha var. Dur. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Video bildirimlerini açmayı unutmayın. Çan işareti. Ona göre. O kadar. Başka da bir şey bilmiyorum. Toplanalım mı?